Hocam annemde böbrek yetmezliği var. Kreatini yüksek ne tavsiye edersiniz? Ha, böbrek yetmezliği. Şimdi böbreklerde birer milyondan 2 milyon nefron isimli hücreler var. Bu hücreler ne yapıyor? Kanı sürekli temizliyor. Sürekli temizliyor. Kaç bin defa 6 çarpı kaç? 5 litre işte. Şu kadar bin defa kan vücutta dolaşıyor. 7 ton aşağı yukarı günde böbrekler kanı süzüyor. 7 ton. La ilahe illallah. Acayip bir iş yapıyor. Sürekli kanımız 1/5 sürekli böbreklerden süzgeç şeklinde süzülüyor, temizleniyor, arınıyor. Birer milyon hücreden 3000, 4000, 5000'i iltihaplı olsa bu ultrasondan vesaireden anlaşılmıyor. Ne zamanla buradaki iltihap ne yapıyor? Böbreklerin deforme ediyor, bozuyor ve zamanla kreatin yükseliyor, üre yükseliyor. Kreatinin, ürenin yükselmesi birçok sebep olabilir. Pıhtı kaçmış olabilir böbreklere, böbreklerde kist olabilir, taş olabilir, kum olabilir. Herhangi bir ameliyattan dolayı pıhtı birikmesi burada enfeksiyon tetikleyebilir vesaire vesaire. Yani sebebini bilebilirsek tabii daha iyi olur. Mesela taş kum olursa avokado seti. Burada kist olursa zerdeçal seti. Erimesi lazım. Damarda daralması varsa zencemay gerekir. Yani rahatsızlığa göre bu rahatsızlığın sebebi nedir? Eğer şayet aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan dolayı böbrekleri küçülmemişse sorun değil. Çok kolay tedavisi. Ama aşırı ilaç kullanmış bazıları ya ben bir tansiyon yapalım günde bir tane ne olacak ki diyor. İşte o almış olduğunuz tansiyon hapı zamanla böbrekleri büzüyor, büzüyor, küçültüyor. Vatandaşın bir aramış beni diyor ki benim böbreklerim diyor aşırı tansiyon ilacı kullanmaktan küçülmüş, nohut kadar kalmış. Bunu ilacınız büyütür mü diyor. La ilahe illallah. Ya şimdi olmaz. Nohut kadar kalan böbreği şimdi büyütmek mümkün değil. Ama bir 50 yıl sonra domates, biber, patlıcan gibi sebze gibi böbrek yetiştirecekler laboratuvarlarda. O zaman olur. Yani bir 40 yıl beklemek lazım. Şimdiki teknolojiye göre küçülen böbreği büyütmek mümkün değil. Ya o kadar da yani komik soru sorma yani. Böbrek diyor ilaç kullanmaktan böbrek gitmiş. Bir böbreğe salın bir böbrek gitmiş. Diyor ki benim böbreğim öbür böbreğim tekrar normal haline gelir mi? Balon mu ki bu şişiresin? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ha, Levent Mete Bey, neden bunu söylüyorum? Bu vatandaş İzmir'deydi. Beni aradı. Yıllar önce. 10 yılı geçmiştir. Dedi ki diyalize giriyorum 4 aydır. Ameliyattan sonra bir safra kesesi. Pıhtı kaçmış. Böbrekler stop durmuş. Temizlemiyor. Hemen diyalize sokmuşlar. Dedi ki halsiz dermansız yorgun bitkinim. İşimi yapamıyorum. İş yerimi sattım. Diyalizden kurtulmazsam hayatım mahvolacak. Diyalizden nasıl kurtulurum? Huş çeti B. Gönderdi kullan. Kullandı kullandı. 2 ay sonra iyiyim. Çalışabiliyorum. Enerjim yerinde. Yok doktoruna gideceksin. Bana gelmek yok. Doktora, ürolojiye gideceksin. Ürolog diyecek ki durumun şu şu şu. O karar veriyor. Ben karar vermişim. Doktoruna gitmiş. Aa iyi güzel ama devam et. Ne dedi? Kullanıyorsun şunu. Tamam devam et. Acele etme. 4 ay sonra dedi ki ya ben artık kullanmak istemiyorum. Şey, diyalize girmek istemiyorum. Doktorun karar versin. Ben karar veremem. Doktoru tamam demiş. Bakmış. O güzel değerler. Tamam diyalize gerek yok. Dedi ki ne zaman bırakacağım? Hemen bırakırsan 6 ay 1 yıl sonra nüksedebilir. O nedenle en az 6 ay kullanacaksın. Kreatin de 6,31'lerden 2,3'e düştü. 6 ay sonra dedi ki bu bana yeter 9-10 yıl.
yeter artık kullanmayacağım. İyi peki sen bil. Aradan 10 yıl geçti. 10 yıl. Tekrar üşütmüş, hastalanmış, antibiyotik kullanmış. 10 yıl sonra kullanmış olduğu antibiyotiklerden, ağır kimyasal ilaçlardan tekrar böbrek etmesi başlamış. Tekrar rahatsızlandım. Neden rahatsızlandın? Durup dururken rahatsızlanmasın yani. Neden? Ya işte antibiyotik kullandık da mesela. O zaman tekrar başladım. Tekrar başladık, durumu düzeldi tekrar. Yani mümkünse kimyasal ilaç kullanıp da zehirlenmeyelim. Üşütme grip nezle çok kolay. Afrika sar dünyası. Bunun için kimyasal antibiyotik kullanmaya gerek yok ki. Faydası da yok zaten.